İyi akşamlar. Ben Ercan Göçmen. Yanında her zaman olduğu gibi yatırım danışmanımız Mesut Kurt da var. BIST 100 endeksinden başlayarak dolar, daha sonra vadeli kontrat, daha sonra da sizin seçtiğiniz 5 tane hisse senedi üzeri ve daha sonra diğer hisse senetlerine de teknik analiz açısından bakmaya çalışacağız. Sorularınızla siz de katılabilir ve sunumu zenginleştirebilirsiniz. Öncelikle BIST 100 endeksini bir açalım. Evet Mesut, yani tarihin en sert yükselişlerinden birini yaptı. 20 günde yaklaşık %20'ye yakın, %19'a yakın bir yükseliş. Şu yükselişten bahsediyorum. Daha sonra ise neredeyse Yatay şey yataya bir hareketine indi. hareket, ama Evet. bu yatay hareket artık birazcık uzun sürdü Uzun gibi. sürdü. Evet. Çünkü daha önce bu tip bir yatay hareketlerde şey olurdu endeks. Yani 15 gün civarında olurdu, ama şu anda baktığımız zaman istersen hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25 gündür. 25 iş günü 25 iş gündür buradayız. Hatta sana şöyle söyleyeyim. son 2 Son haftadan 2 beri haftadır artık 103.500 ile 105 bin 25 bin arasında arasında. bir sıkışma var. Evet. Bu sıkışma, bu yatay hareket tabii gerilimi Artırıyor. arttırıyor. Bunu Bollinger bantları üzerinden rahatlıkla görebiliriz. Bollinger bantları biliyorsunuz, şöyle hemen çizelim. 20 günlük Bollinger'i üstsel ortalama olarak çizelim. Şunları da sileyim ki daha rahat izleyebilirim. Bollinger bandı şu demeksin değerli katılımcılar. Ortadaki band, şurada görmüş olduğunuz band, 21 günlük üstsel hareketli ortalama. Bunun üzerindeki ve altındaki bantlar ise hareketli ortalamaya eklenmiş iki tane standart sapma. İstatistik eğitimi almış olanlar mutlaka hatırlayacaklardır. Standart sapma ortalama etrafındaki dalgalanmayı gösteren bir istatistiksel ölçüt. Eğer ortalama etrafında çok yakın hareket ediyorsanız, o zaman standart sapma küçülür. Ve küçüldüğü için de bantlar böyle yaklaşır. Mesela ben size şöyle göstereyim. Ortalama etrafında hareket etmediğimiz şu sert yükseliş döneminde iki bant arasındaki açıklığa bakın. Şurası mesela, bunu alayım ben şöyle koyayım daha güzel görün diye. Şimdi ortalamalara o kadar yakın hareket ediyoruz ki son zamanlarda, iki bant arasındaki açıklık da bu. Evet. Hatta neredeyse son 20 günden beri Evet. 20 günün altına da kırmamışız yani. Evet. Dolayısıyla çok dar bir bantta endeks hareket ediyor. Ve genelde bu tür sıkışmalar Bir yönde daha patlar. patlar, Bir yönde sıkışmalar. patlar. Evet. O yüzden şunu söylemek istiyoruz. 105 binin üzerindeki olası bir endeks hareketinde, 105 bin üzerindeki olası bir hareketinde yeni sert bir hareketin olma olasılığı yüksek. Yani belki Ocak ayında yaşadığımız derecede Bir sert olmaz, olmaz ama ama bir %10-15 civarında yeni sert bir hareketi oluşturabilir. Ona dikkat etmek lazım. İşte orada neye bakacağız değerli katılımcılar? Şu anda izlemiş olduğunuz Bollinger bantları var. Bu Bollinger bandın üst bandını, şurada görünüş üst bandını delen, aynı burada olduğu gibi birkaç tane hareketi arka arkaya görebilirsek, ve hacimde. evet, yani şunları şundan kastediyorum. Mesela şöyle bir çıkış, ardından yine bandı delen böyle bir çıkış. O sırada tabii bant da şöyle gelecek, ama bizim her kapanışımız bandın dışında olacak. Böyle bir durumda bandı delmiş olacağız ve az önce dediğim o %15'e yakın bir momentumu yeniden yaratma olasılığı var. Ha, peki bu sıkışma ters yönde olursa o zaman şunu söylemek lazım. İşte 100 binin altı, değil mi Mesut? Evet. 100 binin altında ciddi bir satış baskısıyla şu çıktığımızın yarısını kadar verme Geri çekme ihtimalimiz, o var. da 97 binleri Evet, tekabül hedef eder. haline getirir. Ki orada 100.600, 100.500'ler özellikle daha önce kıramadığımız Evet. seviyelerdi. Geri dönüşte de iki kere 100.600 destek çalıştı. O Evet, yüzden evet, evet. o bölgenin kırılması hacimle biraz satışları hızlandırır. Evet. Şimdi bir yatırımcımız çok güzel diyor ki birkaç gün önce o delmeyi yapmış. Yani şurayı gerçekten ben de katılıyorum. Hatta çok da ümitlenmiştim ben orada. Burada deldi Mesut. Sonra bir daha deldi. Ama bakın burada bir tek şey güzel olmadı. Hacim de vardı.
Ama şu çok kötü oldu. Yani ikinci delme hareketi birincinin Birinciyi en yükseğinin üzerine geçemedi. çıkmadı. Bunu bakın bunu grafiklerle gösterelim. Daha böyle güzel göreceksiniz. Şu. Bakın şunu bir üsteyi delen bir hareket olmadı. Onun ardından da zaten tekrar bandın içine dönüp klasik olarak orta banda doğru geri çekime yaptık. Yani Dolayısıyla yükselişte bir yeni zirve kapanışı evet. olsaydı, Mesela şunlar gibi böyle evet, böyle evet. böyle tık 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 göstere bu şekilde olsaydı Mesela şurada bir kırış var, şu ilk yükselişte hocam. Ha, şuralarda mesela bakın. mesela. Tabii bu ama çılgın bir Yo, yükseliş. tamam da Evet. yani hani şey olarak, Kırma hareketi ha, böyle bir şey oluyor işte. aynen. Evet. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Bu gerilim daha bir süre daha böyle bence devam etmez. Bu sıkışmanın yakın bir zamanda patlama olasılığı yüksek. Bu kadar sıkışmaya rağmen, bu kadar gerilemeye rağmen hala hareketli ortalamaların çoğunun üzerindeyiz Evet Mesut. evet yani 22 günlük ki Evet, aynen. 22 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Yani öyle 13 günlük ortalamayı da büyük bir iştahla altına inen bir kıramıyor. yapımız yok. Bak bu yeşil olan 13 günlük ortalama ki teknik analizde kısa Kolay. vadeli Kırılması kolay göstergelerden olan. biri. Kolaydır. Dikkat et hocam yani iki tane kapanış var sadece. İki kapanış var. Onun dışında hep üstündeyiz. Evet. Bugün de geri Bugün de tam çekildi üstünde ama üstünde kapandık. kapattı. Dolayısıyla yapı sanki yukarıyı daha böyle Zorlar olasılık olarak nitelikte. %50'nin üzerinde bir olasılık yukarıyı zorlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla 105 binin üzerinde eğer pozisyon sahibi isek öyle mal satmak için aceleci davranmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Ama olur da bu sıkışma ters yöne doğru olursa işte o 100 binin altında bir 3 bine yakın 3 bin 4 bin puan civarında bir geri çekme olur. O da piyasanın şu ana kadar elde ettiği ciddi Evet, evet, kazanımların evet. geri verilmesi anlamına Gelir. gelir. Evet. Peki. Dolar endeks için hani gösterge bazında baktığımız zaman evet ciddi Zayıflamalar zayıflamalar var var. ama çoğu hani sat sinyali verecek bir Daha yapıya da henüz yok. Bir ulaşmadı. Mac'de bir, gerçi o da alım bölgesinde zaten. Yani sadece trigger'in altında benim hatırladığım kadarıyla ama Bakalım. net bir satım şeyi yok yani. Evet, yani. Bakın yani. Daha sıfırın Hala üstünde hala. sıfırın üstünde. Dolayısıyla teknik gösterge biraz güçsüz ama yine de hala şey yukarıyı koruyabilen Zorlar bir yapı nitelikte. var. Peki Mesut, dolar endeks için söyleyebileceklerimiz bu. Bir yatırımcı RSI'de olumsuz aykırılık var mı? Evet Evet yani hocam. öyle bir görüntü var ama ben size şöyle söyleyeyim. Böyle sert ralliler sonrasında mutlaka şöyle bir ortalama koyun. 13 olur. 8 olur. Ama 8 çok iyi değil ama Çok şey. 13 olur. 22 olur. Sonra deyin ki ya bu kadar sert bir hareket sonrasında ben bu 13 günlük ortalama aşağı kırılmadığı sürece uyumsuzluğa bakmamak bence çok daha mantıklı. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bakın bu Fibonacci çalışması en yüksekten en düşeye çiziyorum. Dikkat edin. Yani bu rally'nin boyunu görmek açısından. Dikkat Orası. ederseniz 101.500 birinci Fibo desteği daha onu kıramadı. 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 Yani hani aslında birkaç gündür yaşadığımız bu yatay hareket biraz moralleri bozuyor ama nereden bakarsanız bakın çok sert bir yükselişin ardından daha %23'teki birinci Fibo'yu kıracak Güç kadar olmadı. bile bir düşüş olmadı. Bu endeksin gücünü gösterir. Böyle bir güçlü yapıda, böyle bir rally yapısında bence aykırılıklara bakmak bence çok doğru bir tercih olmaz. Yoksa tonla aykırılık bulmak isterseniz bulursunuz tabii. Ama bu tip rallilerde bence aykırılığa bir şey bakmak fayda var. Yani göz ardı etmekte fayda var. Peki Mesut, bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Sabit tuttu. Sabit tuttum. Hatta söylem biraz daha sanki tutmaya devam edecek Evet, gibi. tutmaya devam edecek gibi. Yani baktığımız zaman geçen ayki söylemlerinden hiçbir farkı yok aslında. Sıkı para politikasına devam edeceğiz diyor. Enflasyonda ciddi bir düşüş trendi görmediğimiz takdirde bu duruşu sergileyeceğiz diyor.
diyor ve bu Faiz demeyle beraber yaklaşık dolar. 4 gün önce dolar 50 günlük hisse ortalamasının üzerine çıkmıştı. Bu kırmızıyla görmüş olduğunuz 50 günlük hisse ortalama çok iyi çalışan bir gösterge mi? Eskiden güzel Evet. çalışıyordu. Ama şu kırılma sonrasında çok öyle alçağın bir yapısı yok. Ama biz Aslında hani alışkanlık gereği 50'yi hala bir de şöyle tutuyoruz. hocam, yani esasında orada da çalıştı. Yani neredeyse tamam çok üstüne gidip şey yapmadı ama Yani böyle neredeyse 10 70 gün falan boyunca oldu. üstünde de tutunmayı başardı yani. Yani böyle 70-75 falan yap. Ama yani şimdi 50 dünyanın en çok kullanılan Kullanılan ortalamalarından biri. O tabii. yüzden biz de sırf onun altında 50'yi tutmaya devam ediyoruz. Ne diyorsun Mesut? Şimdi 50'yi geçti. Evet, bir Hatta ortalama 13 günlük pardon 22 günlük ortalama 13'tü 13 herhalde. mü? Bizim 22. 22 miymiş ha? 22. 13 de 13 yapabiliriz. kullanıyorduk da ben o yüzden ezbere konuştum işin Şimdi gerçeği. o da onu kesmek üzere. Yani aslında ortalama açısından baktığınız zaman bir alım sinyali üretmiş Sinyali durumda. Niye üretiyor. bir alım sinyali üretti? 50 günlük ortalamayı fiyatlar kesmişti. Şimdi de ortalama kesiyor. Dolayısıyla bir alım sinyali. Peki dolar almak lazım mı sence hocam? Konuşursak ya son günlerde biraz güçlü geliyordu bana. Yani göstergelerde yukarı eğilimi sergiliyordu. Ya alınabilir ama öyle afaki bir yükseliş falan beklemiyorum işin gerçeği. Bir kere o şurada bir 54'ümüz var. 54-56 bantıydı yanılmıyorsam. Geçen de geri döndüğümüz o Fibo seviyesi. Yani orayı kıracak güç şu aşamada gözükmüyor. Bir de şeyi de göz ardı etmemek lazım. Dünyada da dolar değerleniyor. Yani Ha, sadece iç tabii piyasa dolar değil. endeksi evet. Dolar endeksi yanılmıyorsam birkaç gün önce 95-600'lerdeydi. 97'ye geldik. O yüzden de güçlenmesi beklenebilir. Bir de işte merkez bankaları, Fed, Amerika gerginliği, bir seçim var önümüzde. O yüzden sınırlı olarak bir yükseliş Ha. gözüküyor teknik anlamda. Ben tüm bu senin söylediğin makroekonomik şeylere katılıyorum ama ben şöyle bakıyorum olaya hocam. Teknik analiz gözüyle baktığım zaman bir kere şu 5.54 civarında Evet, çok ciddi bir sağlam direncimiz. bir direncimiz var. Şuraya koyuyorum. Niye Evet. 5.54? Çünkü daha önce şurada dikkat ederseniz burada direnç olmuştu. Daha sonra da şurada ve şurada dirençler çalıştı 5.54 seviyesi. Dolayısıyla 5.54 seviyesini bir kenara not etmekte fayda var. Aynı zamanda 5.54 bizim daha önceki teknik analiz çalışmalarımızdan hatırlayanlar olur. Son düşüşün yani 6.80'lerden başlayıp 5.10'lara kadar 5.13'lere kadar geri çekilen bu düşüşün tam birinci Fibo Fibosunda direnci. evet. Tam birinci Fibo direnci. Çok net söyleyelim. 1 Eylül'den aralığa kadar 3 ayda 3-4 ay boyunca. soluksuz düşen bir endeks. Bunun tepkisinin eğer yukarı gidecekse 5.54'ü kırmadan bu iş olmaz. 5.54'e kadar her çıkış daha önce de söyledik. Sadece Tepki. büyük düşüşün tepkisi Tepkisi. olarak görmek lazım. Dolayısıyla belki hep aynı şeyi söylüyoruz ama bir kez daha söyleyeyim. Belki bir süre biz 5.20 ile 5.50 arasındaki yatay banda Dalgalanacağız. alışacağız. Bunun başka bir şey. Yani 5.54 kırılırsa tabii yepyeni bir rally başlar mı? Tabii. Teknik analiz açısından evet Bir de başlar. çift dip yaptı bir Evet çanaklılar gibi falan. oluşabilir. Ama altta da mutlaka dikkat etmemiz gereken 200 günlük ortalama ta Ocak ayının başında hatırlarsanız 5 lira 13 kuruşlar seviyesindeydi. Şimdi O yavaş 5.20 yavaş yükseldi ve şu anda 5.22'de. 5.22. Dolayısıyla 5.22 eğer aşağı kıran bir hareket olursa dolar çok uzun zamandır üzerinde olduğu hareketli ortalamasında aşağı yönlü kırmış olur. Dolayısıyla evet bir momentum var. Bu momentumun önümüzdeki günlerde 5.54'lere kadar çıkması muhtemel olabilir. Ama 5.54 ne kadar çıkış daha önce yaşadığımız, 3 kez yaşadığımız bir hikaye. Yani çok garip olmayacaktır. Ama ben şunu hissediyorum Mesut. Şimdi mesela piyasa 5.38'den 5.40'a gidince sanki şey etkisi gibi yaratıyor Mesut. Evet, Böyle çok 5.50'den 5.60'a çıkmış gibi. Değil çok mi? yatayda kaldığımız için öyle Değil bir mi? algı oluşuyor. Evet. Evet. Biz bir zamanlar da şu hani düşüşte veya yükselişte hani böyle 10 kuruşları %5 günlük hareketleri ki ciddi hareketlerdir paritelerde. Onları olağan karşılıyorduk. Şimdi o marj daraldı.
En ufak Şimdi bir böyle bir yükseliş, hareket evet. yükseğin. Dolayısıyla ama benim teknik analiz açısından gördüğüm 5.54 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yani güzel bir momentum var. Ama mesela şuralardaki momentumlar daha sertti. Bak, buralardaki momentumlar. Daha sert momentumlar. Burada daha böyle yumuşak bir momentumla giriyoruz. 5.54 kırılırsa gerçekten büyük olasılık ikinci Fibo'ya doğru 5.80'lere doğru Doğru bir atak bir görebiliriz. atak görebiliriz. Dolar için söyleyebilecekleriniz bunlar. Endeks kontratı için konuşalım Mesut. Yakın vade endeks kontratı. Ne Şimdi diyorsun orada da hocam? kıramadığımız bir kaçtı? 137.700'dü yanılmıyorsam rakam şimdi. Pardon, 134.700. Yani evet, Şurası orayı bir 3'lü zirve kıramadık. Evet, oldu. daha önceden de bir 130.700. zirvemiz. Orayı kıramadık. Oranın altında yarın önemli. Şimdi bu Evet. seviyelere bir geriledik. Göstergelerde biraz zayıflama var. Evet. Ya kısa vadede bu 134 bin miydi? Yani 134 bin 700 altında satış eğiliminin devamı beklenebilir. Veya yeni bir uzun pozisyon almak için bu 134 bin 700 üstünde bir kalıcılığını görmek lazım. Evet. Oradaki yükseliş trendini bugün biraz kırdık. Geçen hafta bunun Evet. üzerinde kalıyorduk. O artık kırıldı. Hatta bugün kırdık Öyle mi? sayılır. Tamam. Evet. Mesela tabii bugün Evet. kırdık. Bir de yatay bant Çünkü bu var ya, 60 işte o dakikalık şeyle. grafik. Evet. Aha. Evet. Biraz temkinli olmakta fayda var. Aşağıdaki o hem hareketli ortalamanın olduğu seviye hem trendin, yani 130 bin. Hepsinin kesişti. Evet. 131 bin. Yatayda da bir şey var. Yarın orası çok Hedef daha haline geliyor. belirleyici. Evet. 131 bin ama sanki sağlam bir destek gibi gözüküyor. Evet. Bana da öyle geliyor. Ama esas sağlam destek şu yatayda yanılmıyorsam 129 binlerde olan şey. Burada şöyle söyleyeyim, bugünkü düşüşün ardından konuşacak olursak, eğer yarın 132 bin üzerine Evet. çıkacak bir endeks kontratı görmezsek, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki şeylerde 131 bin ile 130 bin 800 bölgesine doğru Bir hareket bir düşüş görebiliriz. olur. Evet. Göstergelerde çünkü biraz zayıf. Bir düşüşlerde de hacim vardı bugünkü. Bir yatırımcımız diyor ki dolar sabit tutuldu ama dolar yükseldi. Bunun sebepleri ne olabilir? Bence dolarla değil de biraz politik gerilimle alakalı. Bu Politik bir de S-400, tabii M-400 yani onlar. onlar da var. 2 günden beri sürekli o S-400 gündemde. Dediğim gibi dolar endeksi 97'lere Ha, bir de o çıktı. var. Doğru. Aha, bir de şey, dün işte enflasyon düşük çıkınca acaba Nisan'da bir faiz indirimi olur mu diye bankalara alım geldiydi. Onun bir şeyi. Aynen abi. Mesela bu da dolar bireziye yarayalı. Ne açalım? Bakın orada Mesela bu da görüyorum. böyle. Evet. Mesela son Dediğim gibi günlerde. sadece iç piyasayla alakalı değil Evet, şu son yani durum. bir Dolar miktarı endeksinde tabii. bizden ama hani ama dolar endeksi Değilse orada. zaten dolar endeksi bu gelişmiş para birimleri Bakın karşısında orada görüyor musunuz? burada da Yani zaten bir momentum var. var. 95 küsürlerden çıktı 97'lere. Evet. Peki, Mesut bir yatırımcı altın istemiş. Hiç Tabii bakıyor musun altın hocam? bakıyorum bakıyorum yani orada bir Kol, ons cinsinden. evet, aha şimdi bayağı bir Safir demiş. birimler geriledi. Evet, 1285'leri bir test ettiydi. Rakamları şu anda tam aklımda değil de şurada 1300'lerin üstünde oradaki direnci test etmeden gerilemesi biraz olumsuz. Ben işin gerçeği bu kadar gittikten sonra iyi bir ralliydi Değil çünkü. mi? Evet, orayı bir test etmesini beklerdim. Orayı test etmedi. Evet, yani hani o seviyeler. Yani buna bile Evet, gelmemiş. ona bile gelmedi. Aşağıda da orada bir yatayda bir destek var. Yani kısa vadede buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradaki rakam olarak tam şurada dikkat ederseniz daha önceden de birlikler vardı. 1275'li seviyelerin altına kırılırsa biraz daha geri çekilme olur. Dolar endeksinin tabii doların değer kazanması altında da biraz baskıya neden oluyor biliyorsunuz. Altın dolarla ters korele. O yüzden de son günlerde biraz düşüş var. Ama hala güçlü. Yani eğer kısa orta vade bakarsak biraz güçlü bir görüntüsü vardı şeyin altının. Anladım. Peki.
Yani burada enteresan olan şu belki Mesut, hani burada konsolide olur gibi 1277'lerde ama hani buradan zayıf bir sıçrama Şimdi biz şeye şurada şunu getirebilir. söyleseydik hocam, hatta tam şu bölgede 1305'lerde 1300'lerdeyken dedik ki ya şurayı bile, şu düşüşte şurayı bile test edemedi. Hani burayı test etmesini beklerdik diye düşünüyorduk. Bir anda hızlı, işte bu tamamıyla biraz konjektürel. Evet yani hani enteresan bir açı. Peki. O zaman günün ilk anketini açalım. Sizin seçtiğiniz hisseler üzerinden teknik analizlerimize devam edeceğiz. Şu ana kadar yazılan kağıtların çoğu zaten şeyde var. Anketlerde var. O zaman her zaman olduğu gibi ilk önce bankalarla başlayalım. Bankaları sebebi açalım. Bakalım hangisini seçeceksiniz. Seçim yaptıktan sonra Submit tuşuna basarak seçiminizi görmemizi sağlayın. Bu arada şeyi hatırlatmasını yapalım. Çarşambadan pazartesi alıyoruz. Gelecek haftadan itibaren pazartesi akşamları kısmet olursa beraber olacağız. Onun bir hatırlatmasını yapalım. 2 Aralık'ta geçtiğimiz cumartesi günü Borsa İstanbul'da bir etkinlik düzenledik. Oraya katılan buraya da katılan yatırımcıların bir kısmı oraya da geldi. Onlarla tekrar görüşme fırsatımız oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu hafta sonunda Balıkesir. Balıkesir'deyiz. Yine Üzeyir var. Ben varım. Mesut da gelecek. Yine orada eğer Balıkesir'de bu piyasalarla ilgilenmeyi düşünen tanıdıklarınız varsa ve bizi eğer dinlemelerini siz uygun görüyorsanız lütfen onlara söyleyin. Balıkesir'e 9 Mart günü saat 1'den 5'e kadar orada olacağız. Onhan adlı bir otelde yapacağız sunumumuzu. İsterseniz hocam şurada bir soru gelmiş. Şeye başlamadan şuna Tamam. güzel bir soru da siz hani temelde şey yaptığınız için bir sunarsanız iyi Tamam, olur. bakalım. Önce şunu biz bir paylaşalım. Herkes seçimi. Diyor ki bilançolarda konsolide olmayan vergi dairesine sunulan bilançolardan sunan çeyrek bilanço hangisi iyi ölçüdür? Bir bilgi lütfen. Şimdi şöyle güzel bir soru. Şimdi bir kere ikiye ayıralım. Vergi dairesine giden SPK formatı. Şimdi vergi dairesine giden formatın özelliğinde şu var. Bunlar vergi usul kanunlarına göre düzenlenmiş şeyler, Bilançolar. Evet. bilançolar. Onun gelir kabul ettiğini bazen SPK'nın yok ekran kaldı diyorsunuz o kalsın bir süre daha SPK'nın kabul ettiği format ise Kamu Gözetim Kurumu'nun Türkiye Muhasebe Standartları. Şimdi Türkiye Muhasebe Standartları ayrı, vergi usul kanunu ayrı. Bir kere bir farklılık oradan geliyor. İkinci farklılık dediğiniz konsolide olmayan ise şuradan geliyor. Şimdi diyelim ki Arçelik. Arçelik salt bir Arçelik değil. Arçelik'in Almanya'da Grundig yatırımı var. İngiltere'de başka yatırımı var. O var, bu var. Şimdi onlar ayrı şirketler. Şimdi siz Arçelik'i salt Arçelik olarak görürseniz hata edersiniz. Çünkü Arçelik'in altında birçok şirket var. O şirketlerle beraber Arçelik'i değerlendirmek lazım. İşte o altındaki şirketlerle beraber değerlendirdiğiniz zaman biz ona konsolide diyoruz. Ama bazı şirketlerin altında şirket yok. Tek bir şirket. Çıplak. Evet. Evet. Altında başka şirket yok. Yani iştiraki yok. Bağlı ortaklığı yok. Onlar zaten konsolide olmayan solo yönleri. Dolayısıyla bir şirketin bankalar hariç bir şirketin şöyle deme şansı yok. Ya ben konsolide göndereyim, yok solo göndereyim deme şansı yok. Ama bankalar biliyorsunuz hem konsolide hem solo gönderiyorlar. Ama onun dışındaki şirketler mecburen eğer altında iştirak varsa mecburen konsolide gönderiyorlar. Peki işçiye gelmiş, garanti gelmiş. Onlara sırasıyla bakalım Mesut. İşçiye İşçi son günlerin evet. Açalım işçiyi. oldukça bugün de iyi primlendi. Bir zamanlar şeyi taş yani Evet çok evet. yatay Yani 6 ay mı 8 hakikaten ay mı hatırlamıyorum da artık. yani burada da kaç milyonluk mal aldı Evet, Mesut evet. işçi, İş Hiç Bankası?
tık demedi yani Evet, tabiri yani o caizse. kadar mal alınırken kağıt hiçbir şekilde yükselmedi. Sonra sert bir Bir yükseliş. yükseliş Sonra ve işte bir önceki seviye. açıklamayla sert bir düşüş. Biliyorsun Bunda işte evet işte hazır. o baskılar var. Ama Bir de hocam hocam yani buraya tekrar bir ha siz söyle bakın abi. 500 günlük basit çizer misiniz? Ben burada onu takip ediyordum. Son 2 gün onun üstüne attı. Kalıcı olamadı ama bakın orayı kırmakta zorlanıyordu. Yani Şurası. evet. Ya 2 günden beri onun üstünü zorlayan bir yapı var. Ama bugün acım yok abi ya. İşte bugün hacim yok. Dün hacim de ters bacak çalıştı. Düşerken çalıştı. İşte buraların üstünde bir kalabilse şuradaki bir 6,50'ler falan bir hedef olarak gözüküyor. Bir de yanılmıyorsam bu seviyeler şu ana düşüşün %50 Fibo seviyeleriydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Basalım hemen. Şuradaki Evet. düşüşün diyorsun. Evet. Tam Yani %50'ye geliyormuş. evet. Yani hani önemli seviyeler olduğu için kırmakta zorlanıyor. Tam geçen işte aylarda kıracak derken haber trafiğiyle aşağı geldi ama şu anda bankalar içinde güçlü yapısını, teknik açıdan güçlü yapısını koruyan bir banka. Evet. Peki, Yani ama burada ha, yapı güçlü. yapı Bence de güçlü yapısı yani. güçlü. Yani bu %50 çizgisinin bulunduğu 5.90'dan kurtulabilirse büyük olasılık Evet. kağıt 6.40'lara 46 doğru 46 momentum civarına gider kazanacaktır. Ve gözüküyor. oradaki bugün bütün bankalarda ağırlıklı satış Evet, varken dün de toparlamasıydı tepki alımları falan da. ama tek eksik Mesut işlem Hacim açtı. bugün Bugün evet. Ama gerçekten çok dün hazır hocam durumda. şöyle söyleyeyim. Dün borsada yaklaşık 10 milyar civarında işlem hacmi oldu. Son dönemin en yüksek işlem hacmiydi. Onun da etkisi var dün de. Dün tabii çalkantısı bol olduğu için öğleden sonra hacim de yüksekti. Hacim eksik, onu ben de Vallahi Mesut ben yine de derim ki tam teyit daha vermedi hocam. evet kırıldı diye Bence, tam evet alan bence kişi de. bile bence 5.90'ın 5.80'in altında Bence şey evet yapmamak evet lazım. kesinlikle. Çünkü çok net bu o zaman boğa tuzağına Tabii. dönüşür bu olay ve 5.80'in altında canları Askerini yakabilir. yakar. Evet. 5.85'in altında hatta Kısa canları vadede de yakabilir. şu 22'yi çalışıyordu. İşte mavi ağırlıklı ortalama. Evet. Ben de tam kırdı demiyorum. Güçlü bir yapı var Evet, ama. ama 5.90 önemli bir direnç Aha. burada. %50 dönüş çizgisi olması itibariyle 500 binlik ortalamanın geçmesi itibariyle bir izlemek lazım. Eğer baktık ki 6 lirayı bu kağıt taban yapmaya Taban yapmaya başladı, başladı. o zaman güzel bir sonuç üretir kağıt. Evet. RSI'de uyumsuzluk. Yani şöyle söyleyelim. Bu yukarıda kalan şeydi Aa, hocam. pardon. Aha. Aa, pardon. Aha. Bizim şeyi karıştırmışız. Peki. Şimdi bir Petkim sorusu var. Ona bakalım birazdan. Reklamlardan sonra. Biz de öyle yapalım. Bakalım. Mesut başka garanti var. Garanti var. Ve Mesut al bir Hocam burada endeks. da Al sana endeksli bir yatayla evet. yapışmış bir kağıt. Yani bunda bu 9'daki şeyiyle bir problem var. 8.90. Ha yani orada da bir 500 günlük hareketli ortalama geçiyor. Tam o yani çizdiğiniz o yatay şeyi. O yüzden de hani buralarda yanılmıyorsam bu yükseldi hocam. Yok o da basitmiş. Neyse de yani buralarda sıkıştı yani kağıdı bir türlü Evet, şey çok yapamıyor bayağı bir yani sıkışma. zaten şu yatay çizgiyle birlikte gidiyor. Hani bence burada trade güzel trade'ler veriyor. 9'un üstü 8,95'lerin üstünde. 9'un üstünde işte 9,20'ler. Dün bir oraya çıktı haber trafiğiyle tam evet kırdı işte tekrardan böyle 35-45 bantına gidiyor derken haberle birlikte sert geriledi. Bugün orayı geçecek, 9'u geçecek güç bulamadı. Ha, bu bantlar arasında kısa vadede hareket olacak. Burada da Ercan Hoca'nın dediği gibi bir sıkışma var. Bir tarafı sert kıracak. Ama bakalım yani altta şu 8,55'te yanılmıyorsam orası çok çok önemli. Orayı kırarsa artık kısa vadeli orta vadeli düşüşe gelir diye düşünüyorum. Evet, bence de. Dolayısıyla güzel bir sıkışma hareketi var Mesut ama
Sanki biraz yukarı momentum gibi gözüküyor mesela. Bence de dün şey olmasaydı, dediğim gibi hacim de geldi. Çok iyi de bir alım vardı. Ama Ama haber gelince yıkıldı tam piyasa. aynen öyle. İkinci seans açıldı. 10 kademi yukarı çekip sonra haberle birlikte ciddi bir satış geldi. Ama şu var. Yani bu Yani kağıt şimdi 8.90'ı Mesut kırmaması lazımdı. Bir kere onu bir kırdı. Sonra üstüne çıkmakta dikkat et bak. Abi 8.90'ın üzerine çıkmakta İşte zorlanıyor. dün onu Şimdi kırdı diyecektim, tam şimdi olmadı. bunun üzerine kalkıp Ya bir oraya de verirse 8.60'ların altına iniverirse işte dönüş orası tadı biter, bozulur. biter yani bence de. O yüzden hani 8.90'ı da kırmaz diyorduk. Güzel bir destek diyorduk. Ama kırdı 8.60'a Evet. gerildi. Ama 8.60'ın altına O gerilerse bu başka sefer bir biraz şey daha olacak. satışları ağırlaştırabilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Ama teknik görünümü açısından sanki 8.90'ın üzerinde tutunup bir yukarı momentum yapacak gibi gözüküyor kağıt. Son olarak burada bir de Halkbank bakalım Mesut. Bir tane de kamu kağıdı bakalım. Halk Bankası'nda da hocam değişen bir şey yok. Evet. Sıkışmalı. Güzel bir Ya bu yükseliş. Heh. Halkbank sanki şey gibi olacak Mesut. İş Bankası diyorduk ya. Evet, Bunda uzun değişen bir süre şey. yani Bunda bu, değişen bir şey. evet. Yani Sonra bir orada yerde bir düşüş evet. trendi var. Hani orta vadeli geçen sene neredeyse Ağustos'tan başlayan bir yükseliş trendi var ama yok yani, hareket yok. Evet hocam Bir de hakikaten. burada şey, yatırımcılar çok şey kanıyor demeyelim de, zaman zaman böyle %3'lük 4'lük yükselişler oluyor. Amerika'dan bir iyi haberle birlikte işte biraz da spekülatif kullanıyor. Geçen işte bir %4 yaptı, işte Trump'ın damadı geliyor diye. Ertesi gün verdiler. Onlara pek kanmamak lazım. Yani bundaki o sorun net çözülmediği sürece her yükseliş böyle biraz, yani oradaki yükseliş. Yani oraların altına Bir trend var bakılması ama lazım. işte İşte işte. artık yani bu kadar piyasa yukarı gitmişken artık bu O kağıdın da uzaklaşamıyor hocam çok yani, net bir oradan şekilde uzaklaşamıyor. 7.5'un üzerinde tutması Aynen lazım öyle. Evet yani. Tutamıyorsa yani o zaman bekleyeceğiz yani onu da bekleyeceğiz. İşçiye ne kadar uzun zaman tabii ki işte beklemişler gayret dedik. onu da beklenecek. Dolayısıyla Halkbank şu yanılgıya düşmeyin lütfen yani geride kalmış kağıt arayışını Gibi. lütfen bankalar özellikle bankalarda hiç yapmamak lazım. Şu anda eminim birçok kişi için işçi kaçtı gitti o kağıt buradan mı alınır? Ya da mesela 2 gün sonra garanti eğer 9 lira 10 kuruşu kırıp da yukarı Tabii yani başlatırsa yine başlatırsa alınmaz. Ne alırız ama yine gideceğiz. Halkbank niye en geride kalmış kağıt? O zaman da biz. aldıktan sonra da aylarca bu kağıdı bekleyeceğiz. Şimdi ikinci anketi açalım. O sırada da Petkim'le ilgili gelen soruları cevaplamış oluruz. Şimdi Petkim az önce sermaye arttırımını bedelsiz hisse olarak vereceğini söylemiş. Nakit vermeyecek, bedelsiz hisse olarak verecek. %28. Bu açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Bedelsiz sermaye arttırımı bizim borsanın çok sevdiği hareketlerdir. Hiçbir Ama anlamı yoktur. Yani şirketi hiçbir şekilde olumlu etkilemez ama bizim yatırımcı çok sever bedelsizi. Ama %28'e de prim vermez. evet. Bir de bu nakit değil, temettünün bedelsiz hisse olarak dağıtılması. Dolayısıyla çok bir etkisi olmaz. Bir yatırımcı şey de sormuş. Yarın Petkim alırsak bedelsizden faydalanır mıyız diye sormuş. Faydalanırsınız. Hatta size şöyle söyleyeyim. Şimdi Son Petkim bu sermaye arttırım kararı şimdi temettüye dayalı olduğu için genel kuruldan geçmek zorunda. Sonra gidecek SPK'ya başvuracak. SPK okey diyecek. SPK okey dedikten sonra bir gün açıklayacaklar. Diyelim ki 3 Temmuz. 3 Temmuz. Siz 3 Temmuz'dan bir gün önce de alsanız bedelsizden Evet. yararlanırsınız. Evet, peki. İşfin'in teknik Yine analizini bizi bir aşan yaptılar. hisselerden Onlar değil mi bizi hocam? aşıyor, evet. Onlara bizim bilgi seviyelerimiz yetmiyor. Burada da Aselsan, Türk Telekom Mesut. Evet. Ve Aselsan. Hocam geçen hafta bilançoyu da açıkladı Evet, bilançodan sonra. değil mi? Aslında bilanço iyi. Yani kar rakamı olarak baktığım, fabrik olarak baktığım iyi. Ama milletin hoşuna gitmeyen şey, analistlerin hoşuna gitmeyen şey şuydu Aselsan'da. Aselsan, şimdi biliyorsunuz bilançolar tahakkuk esasına göre hazırlanıyor. Yani mesela Aselsan diyorsa ki 100 bin liralık satış yaptım. Bu 100 bin liralık satıştan giderler düşülüyor ve işte kâra ulaşıyorsunuz. Ama
Bu yaptığın 100 bin liralık satışın parasını tahsil ettin mi etmedin mi? İşte o tahakkuk esasının derdi değil. O nakit akım tablosunun derdi. Ve gördü ki analistler Aselsan yaptığı satışlara göre eskiye göre tahsilat oranları düşmüş. Bu tahsilat oranındaki düşüş şirketin nakitini biraz olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla analistler pek açıkçası bu şeyi beğenmedi. Zaten teknik analizde uzun zamandır Aselsan'ı pek beğenmiyor. En başından söyleyeyim yani bu 200 günlük ortalama bunun şey gibi başında 500 günlüğü çizer demokrasinin misiniz kılıcı hocam? gibi Evet. Şey. hiçbir şekilde kırılmama sanki şeyi var. Şimdi üstsel 500 günlük basit üstte direnç oldu. Aşağıda da 500 günlük üstsel. İkisinin arasına sıkıştı. Hisse ama bir şey yok yani. Biraz Yani burada şunu söyleyelim. Bir kere bence Aselsan'da şu oluşan yeni trendi bir göz ardı etmeyelim lütfen. Çünkü bu güzel bir trend oluşumu burada. Geri çekilmelerde artık 23-30'un altında görmemek lazım. Aselsan'da biraz tatlar bozulur. Dolayısıyla Aselsan'da işte baktınız ki hala 23-30'un üzerinin altına sarkma çalışması var. Aselsan'la vedalaşmak gerekebilir bir süre. Çünkü şey hani yukarı tepkilere Çok kağıt zayıf şey kaldı. veremiyor. Tepki veremiyor. Yani şurada endeks buradan buraya endeks Öyle. %20 Evet. gitti. %20 gitti. Aselsan'ın öyle bir şu hareketli olmasa gittiği yer 23.000'den 25.000. Yani %10 civarında anca bir Yani, hareket. evet. Yanılmıyorsam bu da zaten bu seviyelerden, 23'lü seviyelerden bölünmüş şeyi. Evet. Dolayısıyla Aselsan'da sıkıntı, yani bu sıkışma daha ne kadar devam edecek? Ama sıkıntı şu bence Mesut, daha önce bu sıkışma 24.500 ile 28 bin 28.000 arasındaydı. Biz artık. şunu demiştik hatırla. Şimdi bu 24.500 kırıldıktan sonra bu 3.000 puanlık bir geri çekilme olur. Ki o da 21.000 lira hedefler. Şimdi oraya çekilmeden yukarıda tutma çabası oluyor. Ama o Ama yani geldi tepki ölçü gelmiyor. 24.500'ün üzerinde de Ha. kalamıyor. Dolayısıyla sanki olayı geciktiriyor gibi geliyor bana. O yüzden ben tekrar söyleyeyim. Ben Aselsan'da ki bunu çok uzun zamandır söylüyorum ve söylüyoruz da 200 günlük ortalama böyle Abi. hacimli, güzel geçilmediği sürece Aselsan bu yükselişte arkada kalmaya devam eder. Ha, belki sizi çok üzmez ama eğer bir yükseliş olacaksa Aselsan'la o yükselişi yakalama şansınız. Eğer Aselsan 25 bin lirayı 25 bin 500 lira böyle hacimli kırmadığı sürece 26 evet evet yani o şeyi o yakalayamayız biz Aselsan'la. Peki buradaki bir diğer kağıt Türk Telekom, o da bir dönem çok popülerdi. Geçtiğimiz bugün haftalara kadar. en iyi prim yani İş Bankası'yla birlikte en iyi prim yapan hisseydi. Bugün bir kapanış pek hoşuma gitmedi hocam işin gerçi. Yani Çok hacim yok ama. hacim evet bugün hacim zayıf. 5.20 kritik bir seviyeydi. Yani onun altında ilk defa kapanış yaptı. Daha önce de kapanış olarak yapmamıştı. Ama burada esas önemli bu 5.505 bantının üstünde tutunabilmesi. Bugün de hemen hemen oralardan 5.05'lerden bir tepki geldi. Yarın gidip tabii buradaki şeyi de unutmamak lazım. Dolar yükselirken sabah gayet iyiydi. Doların bu yükselişi Türk Telekom'u tabii ki bilanço açısından olumsuz etkiliyor. Tabii bu hemen yansıyacak durumu yok ama korele bir hareket ediyor. Bu 5.505 bantını kırarsa biraz güç kaybı devam edebilir. Bir de dikkat ederseniz yani göstergelerde de RSI her ne kadar altın 50'nin altına gelmese bile yani artık oraları bir zorluyor. Bilmiyorsam şuradaki şey yükselişiydi. Şuradaki şu ana yükseliş. Şimdi Fibo seviyesi geçen gün iyi tepki verdi burada işte 5.05'lerden. Ta 5.50'ye kadar %10'luk bir tepki verdiydi. Bu 5.505 bantının kırılmasıyla
sanki bu 4.80'lere doğru bir hızlı bir gerileme söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Göstergeler de çünkü zayıflama sinyali gösteriyor. RSI henüz 50'nin altında sarkmadı. Sat sinyali oluşmadı. Evet. Yani biraz endekse benzetiyorum ben. Çok sert bir çıkış sonrasında yatayda kaldı ama nereden bakarsan bak Mesut endeks hala şeyde 22 günlük ortalamasının üzerinde. Bu da aynı şekilde Tahmin 22 günlük etmiştim. ortalaması üzerinde kalmaya devam ediyor. Bir yatay bant, bugünkü geri çekimler dediğin gibi çok hoş değil. Orada da Ama bunun 5 ya da şeyleri 10 de kuruşun var. altında kalmaması Evet, lazım ya. 5.505 şöyle ya, bunun tepkileri de gayet şey yani tam geliyor ve hızlı 5.50'lere gidecek güç de buluyor. O yüzden de takip Evet. etmek lazım. Bence de. Peki. Bugün sert satış yiyen bir kağıtta sağ oldu. Mesut. Yani ben onu anlamadım hakikaten yani. Çok güçlüydü hocam. Yani 9'ların üstünde orada da 22 günlük hareketli Yani ortalama. şurada bu kadar hani sert bir çıkış, tutunma falan derken bir Bir akşama anda doğru yani hani evet. akşama doğru yıkıldı kağıt. 22 günlüğü çizerseniz orada bir tutunuyordu yani iyi bir Çok güzel destek. Evet çok tutunuyordu. güzel tutunuyordu. Ben de görünce Hacim de şaşırdım yok yani. değil. Evet yani Yani orada şu 5.25'i 3-4 kere denedi son 3 günden beri. Yani kıracak bir türlü güç olmadı. İşte bugünkü satışla beraber piyasayı da aşağı çeken hisselerin arasında holding olarak. Ben beklemiyordum şimdi gerçi. Ekranda bir baktığımda %4 görünce yani çok 9'u evet ağır geldi evet yani ağır bir satış hakikaten. geldi bana da. Yani bu Bu bir aynı an garanti formasyonu, garantinin 8.90'ı burada da yani aynı fiyatta denk geliyor ama burada da 9 liraya denk gelen bir Sabancı Tabii olduk olacak. evet. Dolayısıyla artık 9 lira şey Direnç olacak, çalışmaması lazım. direnç Yani bir olabilir yarın yani. bir Evet. üstüne atması gerekiyor bir iki Vallahi gün Mesut içinde bu ki kadar ağır bir satıştan satış sonra yani evet 9'un üzerine çıkmak da kolay olmaz evet hocam. kolay olmaz işte yani çok ekstra bir şey olup da çıkarsa derim ki hani bir tuzaktı ama görüntü aşağılara doğru gösteriyor. Göstergeleri de çok bozulmadı işin gerçi bugünkü daha ilk satış olduğu için ama yine de hiç beklemediğim bir hareket de onda. Baksana hocam yani bu Evet. Bollinger bandı falan dermiş yani. Evet. Ben Ağır geldi yani satış. Peki yani kurum bazlı bakacak olursak çok böyle evet. ya ikinci seans ve şeyde oldu hocam yani benim çünkü son yarım saatte olmuştur hani. Bence Sabancı Holding şeyi birazcık kaçırdı Mesut. Evet. Bugünkü satış biraz Bence de. bozdu Hocam yani. yani hatta sana şöyle söyleyeyim. Belki de kağıdın yukarı momentumlarında 8.90'larda Direnç oluşmaya direnç başlayacak. oluşmaya başlandığını hissettiğimiz zaman belki de satış yapıp kağıdın dip oluşumunu Yani tamamlamasını beklemek daha doğru evet. olur. Evet, peki. Sabancı Holding için de böyle bir şey yapalım. Günün üçüncü anketini de açalım sizlere. Soru Merrill Lynch geçen hafta 7.65'ten 5 milyonluk tek başına alım yaptı Halkbank'ta. O günden beri bir gün alıcı, bir gün satıcı ortalama 500 500 bin bin notla nokta. bu elindeki 5 milyon ne yapacak? Nasıl düşünmeli? Halkbank için diyor. Ya onu yani takaslara bakmayın ya. Yani onu oradan alıyordur. Bir başka yerden belki Evet. şimdiye kadar satmıştır yani hiç. Belki aynı gün orada 5 milyon tek bir kurumdan alış gösterip öbür taraftan 10 milyon satmıştır. Onun Bakalım analizi geçen başka bir hafta şey. diye. Ya tabii bir kurumdan alırsınız, iki üç kurumdan birinden Tabii yani verebilirsiniz. o Bunda hiçbir şey yok. Hisse tarihsel. Şunu diyor hocam. 8.4 12 milyon burada 13 13-14 hatta. 14 15 hatta. Satıcılarda dağınık. Yani almış doğru hala da tutuyor. Belki de tutacak. Belki de daha iyi olur Yani yani. satacak diye bir Garantiyi şey yok hatırlarsanız yani. geçen şeyde bir 30 milyon not muydu? Yok 250 milyon not verdi. Nereden bu not dedik? Evet. Adam yıllar önce alıp
Tuttuğu şeyi 2 günde vermişti. Peki burada Petkim ve Türk Hava Yolları'na bakıyoruz mesela. Petkim bugün, daha doğrusu bilanço sonrasında, yine hocam neredeyse 2 ay önce konuştuğumuz, hep konuştuğumuz yere geldik. Tam bugün. Ama bak burada şunu söylediğimiz şu. Biz Evet, Petkim'i onu çok beğeniyorduk. beğeniyorduk. Hakikaten. Şimdi bizi izleyenler varsa mutlaka hatırlar. Biz Petkim'i çok beğendiğimizi söylüyorduk. Bunun da temel gerekçesi olarak bu azalan trendi erken kırmış kağıtlardan biriydi. Ama özellikle söyledik. Orayı. Yani bu 5.70'in altında bu kağıt, bakın yine aynı şey oluyor. Yani bu bazen yatay trendleri kırmak Kırmak çok, bir de böyle bilanço gibi bir etkisi büyük bir etkiyle, şeyle. bakın şimdi bu 5.70'i kırdıktan sonra 5.70'i bir daha geçemedi. Geçemedi, direnç alır. Geçemeyince de bu sefer birikiyor birikiyor enerji, Evet, sonra bir haberle eşitliyor. kırılıyor ve çok iyi hatırlıyorum. Geçen hafta gerçekten Mesut bu geçemezse dibe doğru döner dedik. Gerçekten de geldi herhalde. Artık buraya kadar gerilemişken de Mesut. Yani Oraları bir test edip 4.80, belki, 4.90 bölgesini evet, bir ama test artık bu edebilir. kârın 480'lerin altına gelmemesi lazım. Son, yani bugünkü düşüşte yine hacim vardı ama yarın belki hani şu bedelsiz şeyiyle bir tepki olur. Yine teknik bakacaksak ama 480-495 arası önemli bir destekti. Oralardan bir, yani destek oluşturamaz ise bence satışlar biraz daha ağırlaşır. Hatırlarsanız hocam, bu kadar bir bilanço etkisi yok ama biraz daraltırsak şeyi, şurada şu bir bilanço hareketiydi o düşüş. Ama o ekstra bir bilanço hareketiydi. Bu yine en azından biliniyordu, Ya bilançosu bir hacimli oldu. olması biraz Tabii korkutucu tabii. ama hani burada da çok sağlam bir destek var. Bir de şirketin tabii duruşları falan vardı o Tabii son onların tabii. çeyrekte, onun etkisi var. Dolayısıyla şimdi soru, o zaman lafı geveleyelim. Elinde varsa 4.80 aşağı kırılmadığı sürece tutmak Çok büyük lazım. artık ha. Alır mısın? Bence almam. Yani şöyle söyleyeyim. Belki şöyle bir 4.80'den Size alırsınız. Altına inmez. Ama aylarca 4.80 ile 4.90 evet. arasında Ve kalabilir. alırsınız, stopunuzu %100 şu 480'lere kurmanız Evet, gerekir. 4.80'in altına mutlaka koymak lazım. Ya da diyeceksiniz ki efendim mesela bu kağıt 5, 15, 20 civarı. buralara geldi. Ben bu kağıt işte 5 onun üzerine çıkmadığı sürece pozisyon almayacaksınız. Yani bunlardan birini yapmanız lazım. Tekrar söylüyorum. 4.80, 4.90 iyi bir destek ama alırsınız belki de uzun bir süre taşıyabilirsin. Tabii, Yani tabii. tepkiyi görmek o anlamda önemli. Petkim birazcık evet bilanço şanssızlığına da uğramış bir kağıt. Diğeri Türk Hava Yolları Mesut. Türk Hava Yolları da düştü, çıkamıyor. 4 günün üstünde kapanış yapamıyor. Bir gün yaptıydı yani. Orada da işte o kaç hocam? 42 mi 60? 45'i geçirmiyor yani. O Evet. düşüş trendini bir türlü üstüne atamadı. Bugün bir tepki iyi geldi. Yani tepki de iyi gelmedi. Yine 45-50 bantı. Önemli direnç Bu seviyesi. kağıtta da biz şeyi demiştik hatırlarsan. 14-20, 14-30 bu bölge yukarı Ha, kırılmadığı evet. sürece Türk Hava Yolları'nın işi zor. Bir de şunu da demiştik. Yani yukarı kırsa bile o kadar çok dirençleri var ki hocam. Yani işte şurada bir 65'te bir direnci var. Hem 22 günlük hem yatay. Üstünde 85, 15. Yani buraları kolay kolay kıracak bir güç maalesef olmuyor. Evet. Bir de Mesut bak, mesela bu enteresan bir tartışma noktası olabilir. Şimdi şurada bir azalan trend çizmiş Mesut, bak dikkat et. Başarılı mı? Şu Başarılı ihlal bence. hariç bence başarılı. Şimdi böyle mesela bir ihlali gördüğüm zaman Mesut ben şöyle de yapıyorum hocam. Diyorum ki şimdi burada asıl direnç oluşumu burası. 19-20 burası değil. O zaman Mesut bak şöyle yapıyorum. Bak bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi şuradaki zirveyle şuradaki zirveyi birleştiriyorum. Ve bunun rengini farklı yapacağım. Evet. Nasıl hocam? Güzel işte yani. Yani sanki ana trend bu gibi. Ne yaptık? Sadece
Bir altındaki Bir o fake yapıp şuradaki zirveyi kullanmadık. Bir altını kullandık ama bence daha başarılı çalıştı. Bu azalan trend hala hakimiyetini devam ettiriyor mu? Evet, devam ettiriyor. Bu tüm bu şeyler, bu yapılar bize şunu gösteriyor. 14.40'lar, 14.40-14.50 Niye? bölgesi gerçekten Türk Hava Yolları için çok kritik bir bölge. Burası eğer kırılabilir ise Türk Hava Yolları yaklaşık 6 aydır, 5 aydır yaşadığı düşüşün bir Sonun tepkisini tepkisini başlatır. başlatır ama yani dediğim gibi orada bence yani böyle çok emin olabilmek için hocam şu 15'in üstünde bir kalıcı olduğunu görmem kendi açımdan diyorum. Çünkü iki kere orada bir fake hacimli de bir yükselişler oldu ama hep boğa tuzağı şeklinde. Dediğim gibi bir zayıf bir yapısı var hocam. Yani mesela Pegasus bugün bilançoda ikisi de bilanço açıkladı. Pegasus dün %6 gitti. Tepkisi falan yani geçen haftalarda diyorduk hani niye hep Türk Hava Yolu Pegasus orada çok pozitif ayrışmıştı hava yolu TL'li. Hala da devam ettiriyor. Mesut Hocam, ben sana şöyle söyleyeyim. Bu kağıt 14.5'un üzerinde kalmaya başlasın. İşte Bence başlasın alım bir şöyle düşünülür bu yani kağıtta yani. 3 gün 5 gün bir hacimli kapanışlar görmek lazım gibi geliyor. Hocam, Yani bazı göstergeleri yavaş toparlama yavaş var. Evet, toparlıyor, toparlama bariz bir var. şekilde. Aynen. Bence 14.5'un üzerine bir şey Türk Hava Yolları için alarm kurmakta fayda var. Bir de buradan Tüpraş'a bakalım hocam. O da ilginç kağıtlardan biri. Yani 140'ı Evet. geçtikten Başlasın. sonra dedik ki yani bu kağıt bir daha 140'ın altına inmezse İnmezse tutulur yepyeni bir olmaz zirveye ha. gidebilir. Yani ve gerilemiyor Mesut. Yerlemiyor. Gerilemiyor. Temettü etkisi azalıyor. Altta neredeyse şu ortalama 22 günlük Hı. ortalama ve belki de 13 günlük ortalamayı deyip 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 yukarı hemen çıkıyor. tepki yapıyor. O zaman şu cümleyi yine bir kez daha tekrarlayalım. Tüpraş'ta 140'ın altına inmediği Gelmediği sürece. sürece Tüpraş Hı tutulmaya hı. devam edilmeli. Evet. Yani çok aceleci davranılmamalı. Bu kağıt bu kadar piyasa geri çekilmişken, Evet. Bu kadar hani düşüşlere hızlı tepki verirken Tüpraş'ta neredeyse hiç şey yok. Dolayısıyla Göstergelerde biraz zayıflama var ama kağıt bir şekilde tutunuyor hocam hocam yani yani. bu kadar sert Evet. çıkmışsın. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Yüzden mi? Böyle 112 çıkan ha? kağıt var mı hocam ya? Tabii %30 Yok. çıkıp. Sene başı değil mi hocam orası? 113 Tabii binden tabii tam aynen. sene başı. 113 binden 140. %50 bine 25-30 yani. civarı ve hiç Endeks gerilemiyor. yapana hiçbir banka yapamadı. Evet. Gerilemiyor. Yani bu momentumda müsaade et, biraz teknik Tabii göstergeler tabii şey yani olsun. bozulma da yok yani. Sadece Evet. zayıflama var ama dün 2 gün önceki alış mesela tam 22'ye değdi ve aldı. Evet. Peki o zaman günün diğer anketini açalım. Bu arada gelen soruları cevaplamaya çalışalım. Merhaba, Migros 2017 Kasım'daki hacmine yakın bir hacimle borsanın bugünkü düşüşünün aksine yükseliş yaşadı. Siz bilanço sonrası bu yükselişi birçok firmanın vermiş olduğu 20-23 TL arası hedefe yakın bir zamanda görür mü? Yeni bir siyasi kriz yaşamazsak. Ya bugün güçlüydü yani o da bilançonun etkisi. Evet yani beklentiler raporlar geldi. Yüksek hatta daha fazla yükseliş bekleyenler de var da kağıtta şu doların yükselmesi daha doğrusu bunun euro cinsinde şeylerin olması tabii kağıdı bir baskılıyor. Ama tam bakmadım veya şey hakim değilim ama rakamlar iyiydi. Kar zarar gelse bile. Yani Migros geçenlerde yaptıydı şeyine. Bakmak lazım. Evet, peki o zaman bugünkü diğer anketi kapatalım. Kardemir ve Ereğli. %43, %43. İkisi de 2 günde biraz satışlar yedi. Kardemir beklentilerin paralelinde de Ereğli. Bugün bakın Ereğli de çok iyi tuttuydu 9.03'te. Bu saat günlük mü hocam? Bugünlük verelim.
Kağıt kaçtan kapatmış hocam ya? Ben yanlış yardım. Kağıt 8,99. Tamam. Böyle tepkisini iyi getirmiş. Ben biraz daha düşünmeyeyim şeyi yaptıydım mı? Daha anket kalmış. Hemen kapatalım. Tamam. Kapatmamıza rağmen kalıyor. Hemen geçiş yapalım. Bir saniye. Evet. Valla hocam güçlü, bence hala güçlü. Bu kaçtı? 8.75'i kıramıyordu. Kırdıktan sonra 9.55'lere kadar bir yükseliş sergiledi. Yatay direncinin olduğu. Çok iyi bir trend kanalı da çalıştı. Yani 8.75'lerin üstünde tutunduğu sürece biraz daha olumlu gözüküyor. Orayı kırarsa 8.75'lerin altında biraz satış baskısı devam edebilir. O yüzden de hani o 8.75'li seviyelerin altında kalıp kalmamasına dikkat etmek lazım. Bugün işte akşam neredeyse son yarım saate kadar, bir saate kadar endeksi de tutan hisseydi. %2 civarında bir artıları vardı. Yani bunun da biraz rahatlaması için yeniden bu 9.50-55, ama orası güçlü zaten 55 seviyeler. Yanılmıyorsam bunun da düşüşünün %50 Fibo seviyesi. Ve yatay direncinin geçtiği seviyeler. Bir daha oraları kırabilmesi için şu 9.20'lerin üstünde bir tutunması lazım diye düşünüyorum. Burada evet dediğin doğru hocam ama bana sorarsan Mesut, bu kağıt 8,70'in altına pek gerilecek bir yapı yok gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ben de ona şey yapıyorum. Güzel bir kanal çalışması var. Bu kanal çalışmasında eğer şöyle koyacak olursak 8,70'lerin üzerinde kalma potansiyeli yüksek. Ama bir kez daha yukarı O pot yaparsa orayı kırar büyük bu sefer. olasılık 9,60'ları çok Kırar. Rahat kırar. zorlanmadan Evet, yukarı evet. geçer. Buna ben de katılıyorum. Göstergelerde de gayet güçlü yani. Herhangi bir şey, ciddi anlamda bir bozulması yok şu aşamada. Evet. Ereğli de evet çok ciddi bir uzun var. Bu sunumu tekrar izlemek isteyenler yarından itibaren YouTube kanalımızdan bu şeyleri izleyebilme şansları var. Bu bütün video kaydını izleyebilirler. Var mı Mesut senin söylemek istediğin başka bir Yok, şey? dediğim gibi oralar önemli, 70'ler. Evet. Yukarıda 9.55. 70'lerin üstünde tutunduğu sürece 9.55'leri, yani 9.60'ları kırma potansiyeli yüksek diye gözüküyor. Temettü verimi çünkü oldukça iyi. Evet. Bence ben vallahi çok beğeniyorum Evet Ereğli'nin evet teknik yani hocam, grafiğini. yani. Çok güzel görüntüsü. Ereğli'nin grafiğini beğeniyorduk. Kardemir'ini Kardemir'i ve yani şöyle oradaki işte 9.68-70'ler diyelim yüzde. evet. Hem o trend Gel bu hem de kanalda boynunu büktü geri evet. ilerliyor Hem Mesut de bakın yani. Fibo için çok güzel şu düşüş var diyor hocam, 4.10'lardan Evet. başlar. Yine o %23 Fibo'su iki kere Yine test çalıştı. edildi. Hep onu demiştik hani, oraya kadar tepki bir üstten herhalde çiz. Neyse yani şey, Kalıcı olmuyor hocam yani işte. kalıcı olmuyor şeyi. Şuradan alıyoruz. Ha, evet, yanılmıyorsam oradan da düşüşten. Ha, düşüşün başladığı Geldi. yer. Evet. Evet olmuyor yani kağıt bu kadar sert düştükten sonra birinci Fibo'yu geçmesi lazım. Yani bunun benzer düşüşü yapan birçok kağıt bu birinci Fibo'ları geçti. %50'lere doğru gitti Mesut. Yani 3.30'lara doğru Evet, gitti. evet. Hala mırın kırın ediyor yani Ama şöyle kardemir. bir durum var hocam. Ben hani bilançosu iyi gelmedi. Zaten iyi beklenmiyordu da daha sert bir satış beklerdim. O gelmedi O diyorsun. gelmedi ve son Ereğli ve şeydeki satışların bir kısmı da bu Amerika Türkiye gerginliğinden kaynaklı oldu. Ondan dolayı da Ereğli biraz satış edip bu yine Kardemir iyi tutundu bana göre. Bu lafın üzerine eğer yarın Kardemir satış yerse Bakın yer, ben bir şey demiyorum. Ona bir şey izleyici demiyorum. Yani teknik dinleyenler senin anlamda kulaklarını çınlatır hocam. 2.65'lerin üstünde tutunmadığı sürece
Biz neredeyse bunu yani 3.70'lerden beri şey diyorduk, hani 2.09 hatta nokta şeyi bile söylüyorduk. Oraya geldi. Yani tepkisi Ereğli gibi bir tepki gösteremiyor kağıt. Yok hocam, evet yani gerçekten zayıf Bakın ya. Ereğli yani bir kırdı. Güçlü, Gerçekten zayıf. zayıf yani. Evet. Ya bugünkü hareketi de çok net bir zayıflık Tabii. göstergesi. Yani bu, yani 2.70'i kırmadığı sürece demek ki Yine o zaman biz 2.10, şunu yapacağız. 2.70 vardı. 2.20 ile 2.60 arasında Aa, yatayda belki aylarca kalacak bu kağıt. evet. Belki aylarca kalacak. Yatırımcı Kardemir 200 günlük ortalamaya gelmedi. Potansiyel olarak daha iyi değil mi? İşte değil. 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 Yani arkada kalan kağıdı biz önermiyoruz. Evet, yani birazcık şey ters gibi gelebilir size ama Ereğli'nin teknik görünümü Kardemir'den çok daha iyi. İşte Kardemir %23'ü geçemezken yani Ereğli %50'nin Evet. de üstünü zorluyor ve Evet, hani görüyorsunuz hala da güçlü. bir yatırımcımız BIST analizi yapıldı mı diye soruyor. Evet, onu saat 8'de bitirdik. Yaklaşık saatimiz 9'u gösteriyor. Ama tekrar söyleyeyim, eğer isterseniz bu yayınları daha sonra YouTube kanalımızda yarından itibaren izleme şansınız olur. O zaman günün diğer anketini açalım diyorsunuz. Evet, burada da zaten maşallah bütün kozaları koymuşuz. Evet, Dolayısıyla çünkü birisine bakınca hareketli son günlerde, bir de mülakat sonrası. evet, geleni Nasıl olsa kovdu. bakacaktık hepsine. Evet, nasılsın? Yani uzun süredir ben bu kağıtta hala netmiyorum. Ben Altı hiç on beş yirmi beğenmiyorum yani. abarttı. Teknik olarak yani ben bu kağıtta hiç çıkış potansiyeli görmüyorum. Evet vallahi öyle yani diyecek Yok, zayıf hocam, yani iz, şu yani uzun süredir zirvelerden hani izleyenler varsa ben bu kağıdı çok uzun zamandır yani neredeyse buralardan beri ne hiç çıkış oralardan, evet potansiyeli zaten görmüyorum kırınca yani. o bantı Zor hocam yani ancak hani dersek ki kağıt işte 6 ben 20 20 6.30'un üzerine ya. çıkarım. O zaman mantıklı ama yani burada sen bir şey görüyor musun? Ben hiçbir Yok şey yani işte göremiyorum tepkileri, bilanço tepkisi bu kadar. Hatta 6.15 bir şeydi mi, direncim, yani. orayı geçecek güç bulamadı bugün de 14 tane. Yani Ama oraların hocam altı bak zaten ben sana hepten şöyle söyleyeyim. Bu kağıdın bu kadar geri çekilmişken 5 ile 5.05 arasında değmesi çok beklerdim yani. yüksek olasılık. Hı. Deyip şu tepkiyi verseydi biraz daha olumlu olurdu. Evet. Yani buraya kadar gelmişken bunu burayı hem yükselen trend hem yatay trend görme olasılığı bence çok yüksek. Kozalada. Şu kırmızı hangi hareketli ortalamaymış hocam? Hangisi? Şu Şu mu? zirveleri kırdıktan sonra, yok yok. Neyse herhalde o 22 Şu günlük. mu abi? Yok, yukarıdaki kırmızı, mavinin bir Hmm. altında. 50 günmüş. Ha, 50 günlükmüş. Evet. Mesela gösterge bazında bakalım. Toparlanma o güzel toparlanıyor. Şimdi bilanç Ama sonrasında oydu hocam. Ama güçsüz yani. bence de güzel. İstediğim için
Hani gösterge bakmadan izlesek bile güç 5 biraz ile zayıf. 5.05 arası sanki potansiyel gözüküyor Koza A'da. Bir de Kozal'a bakalım. O da kardeş şirket. Hocam bu daha kötü gözükmeye başladı gözüme. Yani bir şöyle bunu çizdiğimiz grafik vardı. O saklı mı hocam? Olsa çıkardım. Bunda da şey söyleyeyim. Şuradan bir yükseliş trendi vardı. Şu mu? Orayı zorlayacak. Şu. Orası ha. Bir de 100 günlük basit var hareketli ortalamaya bakın. Yani elinde olanlar. Yani orayı geçmeden 100 günlük hareketli ortalama maalesef biraz şey olacak. Evet. Bunları kırıyor. Büyük olasılık. İlk başta 44.80, onun ardından Evet, yani 43.40. çok zayıfladı kağıt. Ya abi ama öyle yani. Şunu söylüyoruz. Bak mesela geçen hafta da böyle söylemiştim. Yani şimdi bu bir düşüş. Sen birinci, bu düşüşün birinci bir boss'unu geçemiyorsan, o gücü yapamıyorsan o zaman geri kalırsın Bir de yani. hocam şey var, 100 günlük basit çizerseniz yani 2-3 kere test etti ve ciddi satış yedi. Artık orası kırmadan yukarı hissede dediğiniz gibi o alt bantlar maalesef beklenir. Basitti. Bakın test etti. Yani orayı testten sonra bir öncekilerde nasıl zıplama var? Evet, bu Maalesef sefer de terse zıplıyormuş işte demek ki. sırf aynen öyle. Aynen. Test edip iki kere test edip de geri gelmesi Ama oldukça bence bozdu kağıdı. yüksek olasılık bu 43.70'e doğru şey yapar. Evet. Geri çekilir. Yani Koza için uzun süredir iyi bir şey söyleyemiyoruz ama hani görsek inanı söyleriz. Koza'da durum bu. Peki. Başka kağıt var mı? Yok. Net Holding mi vardı? O zaman bir tane daha açalım. Bu da bizim 2 Mart İstanbul bitti. 9 Mart, 6 Nisan, 13 Nisan ve 4 Mayıs'ta Gedik Trader Yatırım Kulübü'nün eğitimleri var. Bunlara katılmak isterseniz buraya bir işaretleme yapın lütfen. 2 Mart geçti. 2 Mart lütfen işaretlemeyin. 2 Mart'ta şimdi öyle bir taahhüdümüz yok. Üzeyir Doğan, ben katılacağız bu eğitimlere. 2 Mart İstanbul eğitimi gerçekten çok iyiydi. Ha, çok güzel bir soru geldi. Diyarbakır'da bekleriz diyor. Memnuniyetle geliriz. Ama Diyarbakır olabilmesi için o kayıt formunda, şu anda gedik.com'un eğitimler bölümünde bulunan kayıt formuna Diyarbakır yazıp işaretleyin. Hangi il daha yükselte çıkarsa Mayıs ayındaki programa o illeri alacağız. Yani dolayısıyla eğer şey çıkarsa Diyarbakır çıkarsa, Trabzon çıkarsa Trabzon, Diyarbakır çıkarsa Diyarbakır. Hangi il daha yüksek çıkıyorsa o ile gitmeye çalışacağız. Şu ana kadar Mayıs programımız oldu. Elazığ'a da memnuniyetle geliriz. Havalarda Elazığ'da tam en güzel zamanlar olur. Kesin bahar inanılmaz güzel. Evet. Peki. İstanbul eğitimini şöyle izleyebilirsiniz. Eğer Borsa İstanbul bunların bütünün kaydını aldı, büyük bir olasılık bize verecek. Ama o yönde bir yani taahhütleri yok. Ama yüksek olasılık bize verirler bu kaydı. O kayıt bize gelir gelmez YouTube'a koyarız. YouTube'a koyarız. Peki. Mesut Hocam, burayı da kapatalım. Evet. Yazın Çeşme'ye davet ediyoruz. Yani öyle biz yok, yazın Çeşme'ye gelmiyoruz. Peki o zaman yatırımcılardan istekler vardı. Birkaç tane şöyle en baştan bir bakalım Mesut, en baştan gelerek. Kozal'a baktık, İpek'e baktık diyelim. Halkbank baktık. Petkim Halkbank baktık, tamamdır. Petkim. İşfin'e bakamıyoruz. Ona çünkü gücümüz yetmiyor. Bilgi seviyemiz o kadar yüksek değil. ODAŞ O da biliyorsun işte çok ısrarlı bir şekilde yazmış. ODAŞ'a bakalım.
Evet. O buraya kadar geldi mi bu? Şimdi o da sermaye arttırımı yaptı biliyorsunuz. Sermaye arttırımı yaptıktan sonra bu kağıt 2 lira kadar yükseldi. Şu anda da kağıt 1 lira 70 kuruşlar seviyesinde. Bence buralar bence Çok riskli bir kritik. seviye. Çünkü kağıt dikkat ederseniz Ocak ayından bu yana bu kağıt bu seviyenin altında kalıyor. Yani bu seviye diyorum kusura bakmayın. 1.75'lerin altında kalmış bir kağıt değil. Şimdi bu kağıt eğer 1.75'lerin altında kalmaya başlar ise büyük bir olasılık şuradaki boşluğu, o yaratılan boşluğu yani Doldurucu. 1.60, 1.70 boşluğunu doldurmaya başlar. O yüzden orada dikkatli olmakta bence fayda var. Bugünkü geri çekim öyle hacimsiz bir geri çekilme değil, hacim var. Dolayısıyla tam desteğe gelmiş buralarda, durmuş. Ama 1.75'in altındaki ODAŞ'ta Biraz birazcık temkinli olmak temkinli lazım. olmak lazım. ODAŞ için söyleyebileceğiniz bunlar. Tüpraş denmiş baktık, Ereğli dedik denmiş baktık. Migros'a bakmadık değil mi hocam? Ha, bugün hareket olduydu ya. Migros'a Yani bakmadık. bilanço hareketi derken bilanço alımları. Migros'un bir an şu ne zaman geldi? Bugün geldi. Dün Sabah, akşam pardon. ha, evet. O yüzden bugün biraz primlendi. Geldik Burada da Migros'a. Şunları efendim. silelim. Evet abi dinliyorum seni. Evet yani bugün güçsüz bir yapısı vardı. Bugün bilanço ile birlikte biraz daha olumlu oldu. Şurada Evet. yatay bir dirence. Ya yani bu kağıt işin gerçeği daha önceden yaklaşık işte bu 13'lerden ciddi bir 17,5'un üstüne attı. Dolardaki gevşeme de bunda etkili olmuştu. Sonra biraz kar realizasyonu. Bakın çok güzel bir trend. Aynen. Bir de yatayda burada işte hani bugünkü kapanış seviyeleri. Ondan sonra o hareketli 500 günlük bir hareketli ortalama bilmiyorum. Oralar önemli 200 günlük ortalamanın üstüne çıkan biri ve yapı tarihin en hacim yüksek tabi. hacimlerinden biri. Şu anki teknik görüntü RSI'nin toparlaması işte diğer Büyük göstergelerde olasılık yataya vurur değil mi Mesut? yani bir orası evet. 17.80'lere doğru bir momentum gözüküyor. Yani şu anda gözüküyor. Şurada yatay direnç var ya daha önce kıramadı. Bugün tam orada. Ya 16.50'lerin üstünde kalması lazım. Yani yarın gidip de bu kağıdın böyle kar realizasyonu falan yapmaması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu kağıt 16.45-40'ın üzerinde kalması Kalması lazım lazım ki ki artık buraya çıksın. Yani dün bu kadar güzel hacminin ardından kalkıp bu kağıt ha, yani yarın 16'larda 16'larda kapatarsa kapatırsa o hiçbir anlamı zaman kalmayacak. bütün tadı gider. Evet. Evet. Migros soran yatırımcı ama ayrılmış. Boşuna konuştuk. Yavaş yavaş aşağı geliyoruz. Bunların çoğunu cevapladık. Ege Ege Endüstri ona bir Yen bakalım. o çok güzel hocam. Kafein bakalım. ODAŞ'a baktık. Kafein bakalım da o haber şey var yani o yüzden satış geliyor. Vestel var. Vestel o da hadi. Vestel'e de bakalım. Vestel. Petkim'e baktık. Vestel. Meşhur. Hocam. Sanki yeni çıkmış bir kağıt. Yani 200 yıldır bilinmeyen Hocam bir şunu sanki bir daraltır Vestel. mısınız lütfen? Yani bir, şu eskiden yani bu kağıt 3,5'un üstüne çıkacak diye beklerken senelerce. Şurada herhalde alanlar Evet. ben şeyi çok iyi hatırlıyorum Mesut. Yani tüm piyasa coşuyordu. Tabii, ya Coşuyordu. coşuyordu Bu ya. kağıt TL bazında İşte değil mi? 3,5'a çıkınca coşuyordu. üstüne böyle coşku oluyordu. Şimdi aynı kağıt hocam. Ve Aynı kağıt. hacimlere bakın ya. Alım Bir de baskısı. geçtiğimiz yılda aynısını yaptı. Tabii o baba yiğit yani Şuraya şeyle. inanılmaz bir çıkış. Ne diyorsun hocam? Hocam yani çok güçlü bir çıkış ya. Hacimli çıkış da ya, pek sağlıklı görmüyorum yani. Yani şu açıdan yani medyada çıktı diye daha doğrusu kapta da bildiriliyor. Tek bir kişinin alımları bunlar. Hani biraz tedirginlik yaratıyor ama teknik baktığımızda her bir şeyle hacimli çıkış her bir şeyle gayet Teknik olarak olumlu. evet Yani kesinlikle. onda bir şey yok. Hiçbir sorun yok yani. Vallahi o Baksanız zaman yani. teknik olarak hemen net Ha, yani direnci oranını koyalım. Yani 12,5. evet yani. Buraya Ay bu kadar kağıt. gelmişken oraya da test yani kozala ne diyoruz? Evet. Aşağıya bir test eder. Bunun da orayı test etmesini beklenebilir de. Evet. Kansan var. Kansan yani. Karsan ya işte bakın aynı şey yani orada da tek bir şeyi bakın çok sağlam gösterip yani bugün
Of of of. Yani işte diyorum ya, yani o yüzden Vestel için de teknik anlamda şimdi buna baktığımız zaman da çok kötü. Hacimli, yani yükselişten daha çok hacimli bir satış vardı Evet bugün. ya, tam sanki dirençleri kırmış gibi yapıyor. Tabii, işte Ya işte aynen biraz şey temel yani, lazım. tabii, kesinlikle. Biraz temel lazım. Çünkü temel olmayınca yürümüyor. Yani şimdi Vestel kötü bir kağıt değil ama Değil de yani bu hani kadar da o ikinci değeri bu de bilanç, evet. şimdi bilanço öyle geldi yani, bilançoda 6,5'tan 11 yapacak bir, %100 yapacak bir bilanço değil. Karsan ne diyorsun hocam? Yani Karsan ben Hocam. temel analiz açısından beğendiğim bir kağıt değil. Tabii Çok aynen, net. ben de şey diyorum. Yani çok mal aldıydılar onda ama işte şey, %50'sini herhalde döndürdü ama Mesut, yani şuradan çıkışın. yanılmıyorsam döndü aşağısı. Of of. Onu da kıymış Mesut. 62 orada önemliydi. 62, 62, 63 önemliydi benim gördüğüm, önemli destek diye. Onu da altına sarktı ki orada o 55'ler var. Ama dediğim gibi hacme bakar mısınız hocam? Yani adam bütün aldığını son dönemde. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bu kağıt yarın toparlayıp 65'lerin üstüne atamaz. 65'in üzerinde atamazsa Yani. bütün aldığını geri döner Evet de öyle. öyle. Bir şey olacak. Evet. Peki. Şişe. Ha, şişede bugün ya, o da çok ilginç. Bir türlü karar veremiyor. Yani aşağı mı kıracak, yukarı mı kıracak? Çok net güzel kağıt yani Mesut. Evet, yani güzeldi Yani hocam şu ya. ikili zirveyi geçtikten Mesut ben şunu çok net görüyorum hocam. Yani bunca yıldır bakıyorsun bu grafiğe, bakıyorsun. Hocam Geçtikten bir sonra ikili zirveyi geçtikten sonra düşmüş. kalkıp bunu bir de gelip test ediyorsan hocam çok rahatlıyor Tabii, kağıt. tabii, tabii. Hakikaten bak geçtin, geri döndün, test ettin. Dedin ki evet abi burası benim desteğim. Tamam bitti yani. Bundan sonra yatırımcının yapması gereken şu. Orayı Uzun stop. vadeli tutuyorsa 6.30'u stoplayacak. Tabii, Stop tabii. aslında. Bu kağıt nereye giderse isterse sonra stoplarını yavaş yavaş yukarı çeker. Ne bileyim mesela Tabii 6.90 tabii 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 yaparsın. tabii. Daha sonra daha da yukarı çeker ama Altta sürekli stopları yukarı yukarı çekerek çekerek devam bu yani. kağıt tutabilir. Yeter ki kağıt şurada görmüş 25-30'un olduğunuz altında kalıcı 25-30'un olmasın. altında kalmasın. Evet. Kortsa, Anlayacağım. ha, Ege'ye söz verdiğini Ha hocam. Ege'ne O bakalım. da çünkü şimdi grafiğini açınca siz de beğeneceksiniz. Yani bakıyorsunuz bu %100 de. Hocam Bugün de yani temettüsünü açıkladı. Biraz böyle kar satışı geldi ama hani kağıt da artık gidecek yeri kalmadı diye biraz kar satışı şöyle oldu. söyleyeyim hocam yani kağıdın temel analiz açısından yani eğer derste hani mali analiz anlatıyorum da hani borsadaki en böyle sorunsuz böyle borç açısından sorunsuz, büyüme açısından sorunsuz. Ya şöyle söyleyeyim. Yani şirkette borç yok. Yani finansal borçlular kasadaki paranın yarısı kadar var. Yani kasadaki para. Ya böyle işte şeysiz, çok özür dilerim, amiyane kılçıksız kağıt olduğu zaman da Evet. mali yapıda yani bu yapıda böyle oluveriyor. Tabii. E bir de hisse senedi sayısı da az şirkette. Değil mi hocam? Bilanço. Tabii. Ama gel gör ki bir 470'ten daha önceki zirveden bir döndü. Bugün Döndü. hacim de dün müydü o hacim? Yok, bilanço sonrası dündü hacim. Dün hacim işte o Ama temettü yani açıkladı. Kaçtı? 40. hatırlamıyorum da hani bugün dün yanılmıyorsam temettü açıklaması. Yok dün açıkladı. Neyse sen devam et. Yani ya hocam çok iyi yani, biraz önce dediğimiz şey şişe gibi. Şimdi buraları tabii ki kırması zor olacak. Ama kağıda Ha, baktığımız 43 zaman, bir doğru hatırlıyorum. ha, şimdi 43 kağıt 325'ten 475, 150 puan, Hocam %50 dur. gitti. Sen 43 brüt, 37 net. Bu şu demek ya. Yani bak sen 450 liralık kağıtsın. Ya sana 10 yılda bu şirket Paranı veriyorsun. paranı geri veriyor. Hep aynı şeyi söylüyorum ama yani bana İstanbul'da Ne bir ev değil mesela, yok. hangi evi 10 yıllık kira geliriyle Kirayı alabilirsiniz? Alamazsınız. tabii, 30 aynen. yıldan aşağı alamıyorsunuz. Yani ama gel gör ki böyle kağıtlar çok itibar edilmez. Piyasanın böyle hayatı boyunca tek bir kez İşte mesela Karsan. Karsa. Mesela Ben ben size borsaya açayım başladım, hocam. hiç kağıt Yok görmedim ya. olmuyor hiç. Yani Hayatında gerçekten bir yani. kez bile kar etmedi ya kağıt. Bak açalım abi. Şimdi biraz G'ye bağladık ama arada bir bu da iyi gider.
Şimdi bak şöyle yapalım Mesut. Şimdi bu benim kendi kullandığım bir Excel tablom. Çok basitçe gördüğümüz. Bakın Karsan. Şimdi bakın buradan grafikleri açtık. Şimdi bakın. Şirketin şu görmüş olduklarınız kar. Eflatun renkli. Yani bana bir kez kar edildiği yerleri O göstermesi. da kur Yani farkındandır herhalde şeyde. tarihinde birkaç kez. Yok hocam kar etme. Şirketin satışı yok ya yani neredeyse. Böyle olunca sen bir de üzerine bak şu Boşluk mu? tablo varlıklarının bütün Karsan'ın kendisine yani Karsan'ın bütün varlıklarının ne kadarının öz kaynakları finanse edilmiş? %10 mu? Yani %15 gibi. %15 hocam. Borç. %10'adır. Yani şirketin varlıklarının %90'ının Borsa çeviriyor. borçlu. Yani bu ticari borçludur. Ama Şey o yine de borçlu. olsun. Yani o sonuçta Yani buna bir faiz ödüyor. ödüyor mu? Ödüyor. Tabii kesinlikle haklısın. Dolayısıyla yani bir böyle bir yapı var. Bir de gel ilgili şöyle Ege'den bakalım. nasıl yapalım? Bir de buna bakalım. Yani. Yani Gibi. grafiklerin her bir şeyi yükselişi gösteriyor. Evet, yani şirketin karlılık yapısına bak. Dolayısıyla kağıt bakarken biraz da şeye bakmak lazım. Temeline bakmak lazım. İşte Ege'n gibi size temettüyle 10 yılda aldığı verdiğiniz parayı geri mesela Uşak demiş bir yatırımcı. Yani burada da sıkıntı var. Yani. Karlılık düşüyor, şey düşüyor. Yani 4 milyon lira kâr ediyor hocam Uşak yılda. Tarihinin Sermayesi en sağlam kârını 9 milyon lira yapmış. ne? Bir Sermayesi yılda nedir bilmediğim için ben soruyorum. de Yani bilmiyorum. Bak Uşak'ın bir yılda 4-5 milyon lira kâr eden Uşak'a biz yatırımcı olarak kaç para değer biçiyoruz? Ki düşmüş fiyatları bu. şirket 110 milyon lira değer biçiyorsun. Yıllık yıllık kârına karı 25 katı. Yıllık kârının 25 katı değer veriyoruz bu şirkete. Yani şu anda borsada yıllık kârının 4 katına, 5 katına tonla yani şirket tonla şirket bulabilirsin. var. Yani niye o zaman Uşağı yıllık kârının al işte Ege'nin üstüne yıllık kârının 4 katından işlemi. Yani. Uşak yıllık kârının 25 katında. Yani Ya ben dolayısıyla bir kere şeye tekliğe bakıyorum ya. bakmadan ona Yani bakılmaz tamam bunun yani. sermaye şey fiyat yüksek ama sermaye bakıyorum. Şimdi Uşak 100 milyon bağlamışım. Tarihinde yani son 10 yılda en fazla gördüğü 9 milyon. Yani son 10 yılda zaten enflasyon %10. Bu hep enflasyonun altında bir getiri sağlamış. Yok canım yani hiç şey. Peki bugün biraz temel analize de girmiş olduk. Umarım sizi sıkmamışızdır. Bu haftalık bu kadar olsun. Katılımınız için herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren pazartesi günleri yapacağız sunumumuzu. Umarım faydalı bir süreç olmuştur. Herkese iyi İyi akşamlar akşamlar diliyoruz. herkese. Arada kaçan şeyler olduysa da istekler olduysa da onlar da Haftaya. lütfen kusurumuza bakmasın. İnşallah onlara da haftaya bakarız. İyi İyi akşamlar, iyi akşamlar herkese. haftalar.